Bismillahirrahmanirrahim. El-i'rabu vel-bina'u fil-esma'i. İsimlerde mebnilik ve mureplik. Bir isim ya mureptir ya mebnidir. Murepliği ve mebniliği isimlerde görmekteyiz. Hemze şıkkı, elif şıkkı. Fil-esma'i. İsimlerde mebnilik ve mureplik. El ismu bir isim immaya mu'rabun mureptir ve immaya da nedir? Mebniyün mebnidir. Bir isim ya murep olur ya mebni olur. Başka bir şık yok. Murep ney, mebni ney? Dilerseniz bunu da yine buradaki metinden görelim. Fel mu'rabu murep ma öyle bir şeydir ki tegayyara değişti ahiruhu onun sonu. Ne sebebiyle değişti? Bir sebebil amili. Etken sebebiyle sonu değişene murep demekteyiz. Nahvu. Ca'e el müderris. Ca'e fiil. Bizim konumuz isimlerde bir defa. El müderrisu yani nedir? Bir isimdir. Elif lam olmasından isim olduğunu anlıyoruz artık. Nasıl isim olduğunu anladığımız üzerinde pek durmayacağım. Önceki konularda ismi, fiili nasıl ayırt ederiz? Kısaca değinmiştik. Cae geldi. Kim? El müderrisu. Öğretmen geldi. Şimdi burada merfuun yazıyor hemen sol tarafında bu hizada. Çünkü isim ne burada? El müderrisu. Merfuun. Merfudur. Cae fiildir. El müderrisu faildir. Ne dedik ama? Ma öyle bir kelime ki o. Tegayyara ahiruhu bi sebebin amili. Amilin etkisi sebebiyle. Bir etkenin sebebiyle sonu değişene mürettebidir. El müderris kelimesi bir amilin kendisine etkisi sonucu kendisine değişiklik meydana gelmiştir. Amil nedir burada? Ca'e fiildir. Ca'e bir fiildir. Fiillerin tamamı amildir. Yani etkendir. Bir şeyler yapmaktadır. Faaldir. Bunu nerede görmüş olabiliriz? Bir, avamili bir gibi. Kıyasi amil bölümü, madde 1, mutlak fiil. Fe kullu fi'lin yerfe'u. Her fiil raf eder. İşte bu fiil ne yapmıştır? Raf etmiş. El müderrisü kelimesi raf olmuştur. Peki raf olmuştur da nedir yani? Murettir. Murep olduğu nereden anladım? Ca'e amili sonucu el müderris isminde bir değişiklik meydana gelmiş. Ne olmuş? Merfu olmuş. Oysa hemen aşağıda el müderrise bakıyorum sonuncu harfte değişiklik var. Daha aşağıda da el müderrisi sonuncu harfte yine değişiklik var. Demek ki müderris kelimesi mureptir. Bulunduğu konuma göre irabı değişebiliyor. Bakın raf halinde zanne almış kelimenin son harfinde bunu görebilmekteyiz. Mensupluk hali, nasb halinde sonuncu harfte fethayı görmekteyiz. Nasb alameti. El müderrisi mecrurdur. Cer halinde de esreyi aldığını görüyoruz. Ca'e el müderrisi. Burada müderris merfu olarak yazılmış. Raf alameti yazılmış. Çünkü faildir. Se'eltu, se'elifi, tu, faildir. Se'eltu, ben sordum. Kime? El müderrise, öğretmene. Müderris burada mef'uldür. Mef'uller mamul, mensuptandır. Bu yüzden mensup olarak yazılmıştır. Nasf alameti feta. Sellemtu, selleme fi, tu fail, ala harfi cerdir. Harfi cer ve mecrur. Mecrur kelimemiz el müderrisi cer halinde çünkü başında harfi cer var. Müderrise, öğretmene selam verdim diyor. Sonuç olarak el müderris kelimesi burada muğret bir kelimedir. Çünkü raf hali, nasf hali ve cer hali başka başka olabiliyor. Zammeli, fethalı, esreli olabilmiştir. Demek ki bu nedir? Murettir. Bir amil neticesinde bu hale almıştır. Sellemtu alel müderrisi de amil ala harfi cerlidir. Harfi cerler amildir, etkendir. Görüyoruz ki el müderris kelimesini cer etmiştir. Murep böyleydi. Peki mebni nasıl bir şey? Vel mebniyu. Mebni de ma. Öyle bir kelime çeşidi ki o. La yeteğayyeru. Değişmiyor. Ahiru onun sonu. Bir sebebil amili. Amil sebebiyle sonu değişmeyene mebni diyoruz. Nahvu örnek. Murep ile mebni yani yan yana görürsek, kıyaslarsak konuyu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.
Ca'e geldi. Kimler? Ha'ulâ'i. Şunlar geldi. Fî mahallin raf'in. Eğer fî mahalli raf'in. Mahallen merfudur. Hangisi? Ha'ulâ'i. Ca'e fiildir. Ha'ulâ'i mahallen merfu. Çünkü faildir. Raf alameti nedir? Ben burada bir zamme göremedim. Oysa raf alameti olarak yukarıda kelimede zamme vardı. Burada niye? Bu kelime mebni. Mebniler mahallen irap alır. Mahallen merfu diyeceksin. Mahallen mensup diyeceksin. Mahallen mecrur diyeceksin. Konu böyle işleniyor. Mebniler mahallen irap alır. Eğer o kelime fail, naibu fail ve benzeri mamulü merfu dediğimiz bölümden bir kelime ise mahallen merfu. Veya o mebni olan kelime mef'ul, hal, temyiz gibi mamulü mensuptan bir öge olmuş ise mahallen mensup diyeceğiz. Veya o bizim mebni kelimemizin başında bir harfi cer varsa, muzaf varsa, sonuçta mamulü mecrurdansa ona da mahallen mecrur diyoruz. Neden mahallen diyoruz? Çünkü bu kelimeler mebnidir. Mebniler daima mahallen irap alır. Ca'e geldi kim? Ha'ulâ'i. Şunlar geldi. Se'eltu, ben sordum kime? Ha'ulâ'i, şunlara. Meful burada ha'ulâ'i. Bakın, failken de ha'ulâ'i. Mef'ulken de ha'ulâ'i. Değişmiyor. Oysa el-müderrisu, kelime bulunduğu ögeye göre, yani hangi öge olmuş ise ona göre irap alıyordu. Mürekkepler öyle. Ama eğer kelime mebni ise failmiş, mef'ulmuş, hatta başında alâ bir harfi cer varmış. Değişmiyor. Ala haulâ i. Her halükarda. Mef'ul, fail, başında harfi cer var veya yok. Daima aynı şekilde yazılan kelimelere, yani görünüşü itibariyle donuk olan kelimelere mebni demektir. Ca'e haulâ i. Şunlar geldi. Se'eltü, ben sordum. Haulâ i. Şunlara. Sellemtü, selam verdim. Haulâ i. Şunlara. Ca'e yine burada nedir? Amildir. Se'eltü, se'eli fiildir. Fiiller amildir. Haulâ'i onun mamulü. Sellemtü, sellemi fiildir. Amildir. Ama ala da amildir. Ala buradaki kelimeyi cer etmiş ama mahallen mecrur. Yok hocam, bu kelimenin sonunda ben esreyi görüyorum. Görüyorsun da buradaki esre ama raf halinde de var. Nasbında da var. Yani başındaki ala harfi cerinden dolayı bu kelime esre almadı. Bir sebebin amili, amil sebebiyle alamayandır. Amil sebebiyle değişikliğe uğramayandır. Buradaki esre amilden dolayı gelmedi. Dolayısıyla mebnidir. Böylece ne oldu? Mureb nedir? Mebni nedir? Anlattığımı düşünüyorum. Biraz daha ayrıntılı gelecek şimdi. El-mu'rabu vel-mebniyum min el-esma'i. İsimlerden mureb ve mebni olan kelimeler. El-esma'u, isimler külluha, o isimlerin hepsi de nedir? Mu'rabetun, murettir. Ma'ada, şunlar hariç ama. Ma'ada, ma'adel fi'atil atit, aşağıda gelen kelime grupları hariç. Bir, el-zamairu, burada gelen hepsi şimdi mebnidir. El-zamair, yani zamirler. Zamirler nedir? Mebnidir. Mislu, hüve, hum, ente, enti. Entum, ene, zehebtu, kalu da olduğu gibi. Zehebte, zehebti, fark etmez. Kalu, burada vav var, faiz. Ra'eytu, ben gördüm, hu, onu. Kalu dediler ki, ra'eytu, ben gördüm, hu, onu. Es'elu, ben soruyorum, ke, sana. Zarebe, vurdu, mi, bana. Mi de, buradaki ya da mütekellim zamiri. Bunlar zamirdir. Zamirlerin hepsi de mebnidir. El-zamair. Zamirun, zamair, cinin keserdir. Mefail vezni, yani gayrimusarif vezni bir bilenler için mütercim olduğunu ifade edelim. Hadihi zamairu raf'i. Bunlar raf zamiridir diyor. Hadihi zamairu nasbi. Bunlar da nasb zamiridir. Hadihi zamairu cerri. Bir kısmı da cer zamiridir. Yani çeşit çeşit zamir vardır. Sonuçta hepsi de mebnidir. Raf zamiri derken ne olabilir? Fail olanlar, müpteda olanlar,
mamul-u merfuya ait olan zamirlerin hepsi de raf zamiridir. Mesela sık sık müptedayı zamir olarak görebilirsiniz. Veya kâninin ismini, innenin ismini sık sık zamir olarak görebilirsiniz. Hâlihi zamâirun nasb. Nasb zamirleri vardır. Hal cümlesinin bir parçası olabilir. Müpteda haberdir mesela. Veya o mef'uldür. Sık sık mef'ul olarak görürsünüz. Hâlihi zamâirun cer zamirleri de isimle bitişik olan zamirler daima cer halindedir. Bir zamir bir isimle bitişmiş ise orada kesinlikle izafet vardır. İkinci kısım, mebnilerin ikinci kısmı, esmaul işaret, işaret isimleri. İsmi işaret dediklerimiz, onlar da mebnidir. Hada, hadihi, darike, ulaike, bunlar mebni. Yani hada'yı hazu, hadi gibi göremezsin. Ente'yi ben değiştireyim, entu yapayım. Entum, entim yapayım. Entimi. Bir şeyleri değiştireyim. Hüve, huvu. Böyle bir şey olamaz. Bunlar yazılışı sabit yani. Yazılışı sabit olan, değişmeyen şeyler mebnidir. Ama ismi işaretlerden hadani ve hatani, bu ikisi mu'rabani murettibat. Tesniye ya, hadani hatani, şu ikisi, bu ikisi. Şuradaki elif yerine ya da gelebilir. Hadeyni, hateyni. Demek ki ismi işaretin tesniyesi murettir, mebni değildir. Mebnilerin üçüncü maddesi nedir? El esmaül mevsule, isim mevsullerdir. Mislu elledi, elleti, elledine gibi. Elledani, elletani, bunlar da elledeyni, elleteyni olabilir. Tesniyenin irabına tabirler marabani. İkisi de murettir. Mebni değil. Demek ki isim işaretinde, isim mevsulünde tesniyeleri mebni değil. Diğer kalıpları mebni. Mebninin dördüncü maddesi esma-ül istifham, soru isimleri. Mislu men, kim, eyne, nerede, ma, ne, meta, ne zaman, keyfe, nasıl? Soru manasındaki kelimeler nedir? Mebnidir. Eyneyi eynu yapamazsın. Metayı meteyu, meteyi, metu, keyfu, keyfi. Öyle keyfi işler olamaz. Mebninin beşinci maddesi bazı zuruf, zarfların bir kısmı. Mislu İda el ana haysu emsi gibi. Emsi. Emsi daima emsidir. Başında harfi cer mi var acaba diyemeyiz. Esma-ül efa'al isim fiiller 6. maddemiz. Bisu amin gibi. Esma-ül efa'al amin istecib manasındadır. Uffin veya ah kelimeleri mebnidir ikisi de yani hepsi. El-i'dadül-mürekkebe. Mürekkep sayılar. Yine mebnidirler. Mislu ahada aşara yani ahadu aşara, ahadi aşara olmaz. Veya ahadi aşeri olmaz. Mislu muzaftır burada ya. Ahadi olur da olsa. Tis'ate aşara. Es-salise aşara. 11'den devam eden 19'a kadar olan sayılar. Ama el-cüzzü evvel min isna aşara. 12 sayısının ilk cüzü yani isna kelimesi mu'rabun nurettir. İsna aynı zamanda ne olabilir? İsney olabilir. Demek ki bu mürekkep sayılar 11, 12, 13, 14, 15 gibi devam eden sayılar. 11, 19 arasına mürekkep sayılar demekteyiz. Bunlar hep mebnidir. Sadece 12'nin ikilik kısmı yani ilk cüzü mebni değil de mürekkeptir. Şu an raf halinde elif ve tesliyenin irabına sahip. Yedrusu fil fasli isna aşara taliben. Yedrusu ders görüyor fil fasli sınıfta kim? İsna aşara 12 tane taliben öğrenci. Yedrusu fil isna aşara fail olur. Mef'ul olduğu için elif verir. Oysa raeytu ben gördüm. Raati tu fail. Ne gördün? İsney aşara. Mef'ul olduğu için nasf halinde 12 tane taliben öğrenci gördüm. Veya hâde da'amu bu yemek li isne aşara taliben 12 öğrenci içindir. Onlara aittir. Başında li harfi cer var. İsney ya ile yazılmıştır. Yani isna elif ile yazılmış ise raf hali elif yerine ya olursa nasb ve cer hali olmaktadır. Nasb'ı da cer'i de ya ile yazılır. Başında harfi cer varsa cer hali olduğu için gelmiş. Veya muzaf varsa cer hali olduğu için gelmiş. Veya bir mecrura tabi ise yine aynı şekilde.
Konu buraya kadar, daha sonra bu konuya yine devam edeceğiz. Muğret ve Mevniye'ye dair ilk videomuz buydu.